etkileyen tasarım fuarının fotoğraflarını gördün mü? Evet evet, giden arkadaşlar gösterdi. Tasarımların hepsi birbirinden güzeldi. Tasarımcılarımızla gurur duyduk. Tabii kendimizle de. Peki, Türk Patent Enstitüsü ile ilgili çıkan haberleri gördünüz mü? Ya görmez olur muyum? Tüm televizyonlar, gazeteler bizden bahsediyor. Ha bu arada siz de çok çıktınız, bizi çok güzel temsil ettiniz. Tebrik ediyorum. Kimin öğrencileriyiz ya? Teşekkür ederim ama yani sizler olmasaydınız benim öğretmenliğim hiçbir işe yaramazdı. Bu arada size bir şey söylemem gerekiyor, çok önemli. Biliyorum yorgunsunuz da şu çizgi film işini halledelim diyorum. Vedat Bey, bizim bir önerimiz var. Fuarda gördüğümüz bazı tasarımların fotoğraflarını çektik. Bu tasarım harikalarını herkesin görmesi gerek. Diyoruz ki yapılacak çizgi filmde bu tasarımları da kullanalım. Peki grafiker arkadaşlar işin teknik ayrıntılarını çözebilecekler mi? Tabii tabii, çok keyifli bir çalışma olacak. Vedat Bey, marka filminde yer alan çocukları biliyorsunuz. Ha, bilmez miyim? Şemsiye canavarları değil mi? Ya bu işi ilerletmişler diye duydum, doğru mu? Ya bir internet sitesi yapmışlar, görmelisiniz. İnsanın gidip şemsiyelerin hepsini alası geliyor. Aileleri de destek oluyor. Çok başarılı çocuklar. Onların çizgi karakterleriyle yaptığımız film çok beğenildi. Bu yeni filmde de yine onlarla çalışalım diyoruz. Olabilir tabii. O zaman bu konuyu arkadaşlarla da konuşup karar verelim, tamam mı? Ha, afacanları da çağırmayı unutmayın sakın. Arkadaşlar, hazır grafiker ablamız da buradayken bir soralım diyorum. Siz ne dersiniz? Bu fotoğraflarda yer alan tasarımlarla çizgi karakterleri birleştirerek bir çizgi film ortaya çıkarabilir miyiz? Olabilir ama arka plandaki tasarımlar, çizgilerden çok daha baskın olur diye düşünüyorum. Kesinlikle olmaz. Biz daha görünür olmalıyız. Perspektifi derin fotoğraflardan seçer ve renkleriyle de biraz oynarsak ortaya çok ilginç bir çalışma çıkabilir. Öyleyse hemen başlayalım. Evet, başlayalım. Çok heyecanlıyım. Ama önce endüstriyel tasarımlar bölümünde yapılan tescil işlemlerini çocuklara öğretelim diyemiyorum. Çünkü onların bizden daha yaratıcı olduklarını öğrenmiş bulunuyorum. Evet arkadaşlar, şimdi söz sırası sizde. Benim anlamadığım yerler var. Mesela şemsiye nasıl oluyor da tasarım sayılabiliyor? Şemsiye zaten kullandığımız, bildiğimiz bir araç. Arkadaşlar, etrafımızda gördüğümüz hemen hemen her ürün birer tasarımdır. Diyelim ki bir şemsiye almak için mağazaya girdiniz. Satış temsilcisi size farklı farklı şemsiyeler gösterdi. Bunların kaliteleri, teknolojileri, fiyatları aynı. Hangisini tercih ederdiniz? En çok hoşuma giden tabii ki. Tabii ama sana en uygun olanını nasıl tercih edersin? Hemen söyleyeyim. Tasarımına bakarak. Şemsiyelerden hangisini alacağına tasarımına bakarak karar verirsin. Şimdi tasarımın ne kadar önemli olduğunu anlatabildim mi? Ben kalem seçerken en çok görüntü şey dikkat ediyorum. Sonuçta hepsi yazı yazmıyor. Ama benim için önemli olan tasarım. Tasarımını beğendiğim kalem benim için en güzel kalem. Hayatımıza renk katan desenler, süslemeler, hepsi birer endüstriyel tasarım. Mesela su içtiğimiz bardak, yemek yediğimiz çatal, oturduğumuz sandalye, masa, oyuncaklarımız, mutfak eşyaları, her şey bir tasarıma sahipse, o zaman tasarım nedir? İşte bunu da siz anlatacaksınız zaten. Endüstriyel tasarım bir ürünün tümü, bir parçası veya üzerindeki süslemeler, çizgi, şekil, biçim, renk, doku gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsurların oluşturduğu bütündür. İyi de o zaman ürün nedir? Bak bu afişte de o yazıyor. Ürün herhangi bir nesneyi üretim sürecinde endüstriyel yolla ve elle kazandırılmış her şeydir.
Hiçbir şey anlamadım. Bu büyükler neden bir şeyi bu kadar karışık anlatır? Ben sana basit bir şekilde anlatayım. Mesela bir bardak düşün. Bu bardak bir üründür ve bir endüstriyel tasarım işidir. Ama bardağın üzerindeki süslemeler, kulplar, biçimler de kendi başlarına birer üründürler. Burada önemli nedir? Tabii ya, bunları kullanarak yeni bir tasarım oluşturabilmektir. Bak, orada bir şemsiye var. İşte bu yepyeni bir tasarım. Şemsiye gibi görünen, şemsiye işlevine sahip ama yepyeni bir ürün. Yani ayırt edici bir özellik geliştirdik ve piyasaya sürdük. Şimdi gazetelerde bu ürünümüzün tanıtımını yapıyoruz. Bana kalırsa bir an önce endüstriyel tasarım tescilini de alalım. Çünkü öncelik çok önemli. Öncelik yerine ne diyorduk Murat abi? Ya neydi o? Ruşen miydi? Rüçhan diyordu. Biz de böyle sözcükler kullanalım. Daha büyük görünürüz. Evet, bizi daha ciddiye alırlar. Ne kadar güzel, ne kadar özel ve farklı bir tasarım. Keşke bizim de böyle bir mutfağımız olsa. Şu dolaplara bir baksanıza. Daha önce hiç bu kadar güzel mutfak dolapları görmemiştim. Ben de tezgahları çok sevdim. Şu sandalyelere baksanıza bütün bir gün hiç kalkmadan unutabilirim. Bir dakika, bu işte bir gariplik var ama. Gariplik mi? Nasıl yani? Şu çivileri görüyor musunuz? Size benim gördüklerimi görüyor musunuz? Doğru. Bu kadar güzel bir tasarım yapan kişiler bence bu hataları yapmış olamazlar. Bizim şemsiye gibi olamaz mı? Nasıl yani? Şemsiyeyi biz tasarladık ama ustalar yaptı. Tasarım bizim ama işçilik onlarındı. Tasarım ve işçilik her zaman aynı kalitede olmayabilir. Ama ustalar çok güzel bir şemsiye yapmışlardı. Aa, az daha unutuyorduk. Gidip şemsiyemizin tescil işlemlerini yaptırmamız gerekiyor. Biz şemsiyemiz için endüstriyel tasarım tescili yaptırmak istiyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Kimin adına başvuru yapacaksınız? Tasarımı hep beraber yap. Öyleyse ortak başvuru yapacaksınız. Ama tam olarak neler yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Türk Patent Enstitüsü'nün internet sayfasına baktınız mı? Orada ihtiyacınız olan bütün bilgiler var. Biz internet üzerinden başvuru yaptık ama emin olamadığımız için bir de buraya gelelim dedik. Anlıyorum ama www.turkpatent.gov.tr'yi ziyaret ettiğinizde endüstriyel tasarımlara ilişkin her şeyi öğrenebilirsiniz. Bir daha buraya kadar zahmet etmenize gerek kalmaz. Ama madem geldiniz, size bilgi vermek benim için büyük zevk olacak. Türkiye'de endüstriyel tasarımların tescil süreci 4 aşamalıdır. Başvurudan sonra 1. aşamada şekli inceleme yapılır. Bu tamamen başvurunun biçim ve ayrıntıları üzerinedir. 2. aşamada endüstriyel tasarım siciline kayıt ve yayın yapılır. Yayın önemlidir. Çünkü sizin başvurunuza itiraz edecek kişiler olabilir. İtiraz? Örneğin sizin sunduğunuz tasarım için o tasarımı ben daha önce yapmıştım diyenler olabilir. Ama Türkiye'de bizim yaptığımız gibi bir başka şemsiye daha yok ki. Şemsiyeyi biz tasarladık. Endüstriyel tasarımlarda yenilik ve ayırt edici özellik çok önemlidir. Sadece Türk patent uzmanlarının görüşleri yeterli olmayabilir. Demokratik bir ülkede her şey açık bir şekilde yapılmalıdır. Biz yayınımızı yaparız, ilgililer ve sektörü takip edenler de hak iddialarını bizlere ulaştırırlar. Peki diyelim itiraz eden birileri çıktı. O zaman ne oluyor? Türk Patent Enstitüsü'nde yeniden inceleme kurulu var. Bu kurulda konu bir kez daha görüşülür ve sonuca yönelik bir karar verilir. Yani son karar. Aslında son karar olmayabilir. İyi de son kararı kim veriyor peki? Yeniden inceleme kurulunun kararına ilgililer eğer isterlerse ihtisas mahkemelerinde itiraz edebilirler. Son karar yargınındır. Şimdi bir aksilik olursa biz de mi mahkemeye gideceğiz? Mahkemeler demokrasilerin olmazsa olmazlarıdır. Hak arama imkanı olmadığı zaman insanlar mutsuz olurlar. Dediğim gibi 3. aşamada itirazlar alınır ve son olarak da karar yayınlanır. Koruma süresi 5 yıldır ama bu süre 25 yıla kadar uzatılabilir. Gerekirse biz de mahkemeye gideriz. Kimseden korkumuz yok bizim. Suç işlemeyenler mahkemelerden korkmaz. Ama suçlular için sonuç her zaman aynı olmayabilir. Mesela şu gazete haberini okudunuz mu? Şimdi şunların yaptıklarına bir göz atın. Bu akıllılar ya da akılsızlar diyelim, önce İtalya'ya gidiyorlar. İtalyan mobilyaları ünlüdür ya. Bir gece gizlice mutfak mobilyası üzerine çalışan ünlü bir markanın tasarım bölümüne giriyorlar. Sonra onların üretimine gelecek yıl geçecekleri mutfakların tasarım ve çizimlerinin birer örneğini çalıyorlar. Aa, bu bizim fuarda gördüğümüz mutfak. Ta kendisi. Evet, görmüş olabilirsiniz. Çünkü bu hırsızlar daha sonra Türkiye'ye gelip çaldıkları çizimlerle mutfağı üretip satmaya başlıyorlar. Ne
ne kadar ayıp. Neden kendileri düşünüp bir şeyler yaratmıyorlar? Utanç verici. Hem de nasıl? Sonra satışlar iyi gidince nasıl olsa kimse fark etmez diye İtalyanlardan çaldıkları tasarımları değiştirerek o mutfakla endüstriyel tasarımlar fuarına katılıyorlar. Ve yakalanıyorlar. Zaten işin önemli kısmı da burası. Biliyorsunuz sınai mülkiyet haklarında hak arayışı şikayete bağlıdır. Yani? Yani kurumlar ancak bir şikayet olursa işleme başlarlar. Ama bu akılsızların akıllarına İtalyanların Türkiye'deki fuara katılabilecekleri gelmemiş. Anladım. Fuara katılan İtalyanlar kendi tasarımlarını görünce tanıyorlar ve... Hemen şikayetçi oluyorlar. Aynen öyle. İtalyanlar şikayet edince hırsızlar da yakayı ele veriyorlar. İtalyanlar Türkiye'ye fuara mı geliyor? Çocuklar bakın, Türkiye'de açılan tasarım fuarlarına dünyanın pek çok ülkesinden ziyaretçiler gelir. Çünkü Türkiye, endüstriyel tasarımlar konusunda oldukça başarılı bir ülkedir. Gördüğünüz binlerce yerli ve yabancı markanın tasarımlarında Türklerin imzası var. Hem de tasarım hırsızlığının ne kadar büyük bir suç olduğunu gösterdiniz. Ben çok eğlendim. İleride ben de endüstriyel tasarımcı olmak istiyorum. Neden olmasın? Birçok kişi tasarımcılığı geleceğin en önemli mesleklerinden biri olarak görüyor. Çünkü iyi tasarım para demek, rekabet demek ve satış demektir. Aynı zamanda da eğlence demektir. Şimdi sıra. Hep birlikte. Akıllı üret, tescille kazan. Türk Patent Testi.